Evet sayın seyirciler, gördüğünüz gibi il başkan adaylarımızı geziyoruz. Kanal siyasi olarak bugün de hemen konuğumuz Resul Doluca, kendisi Kırıkkale yakinen tanıyor. Sayın başkan, öncelikle hayırlı olsun diyoruz biz size. Teşekkür ederim. Evet, öncelikle Kırıkkale biz tanıyoruz ama Kırıkkale'yi kendinizde bir anlatırsanız seviniriz. Buyurun. 13.05.1970 Kırıkkale doğumluyum. Kırıkkale'nin Yaşar ilçesi Keçili köyündeyim. İlk orta lise eğitimi Kırıkkale tamamladım. Üniversite eğitimi Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nda, sonra Eskişehir Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdim. Sonra Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansımı yaptım. Şimdi ise Kırıkkale Keçiliköy Dernek Başkanlığı'nın görevini yapmaktayım. Aynı zamanda Kırıkkale Merkez İlçe Başkan Yardımcının da Mali İdari İşler Başkanı olarak görev yapmaktayım. 3 kız çocuğu babasıyım. Evet. Serbest muhasebeci mali müşavir olarak Kırıkkale'de, serbest meslek erbabı olarak 17 yıldır mali müşavir olarak görev yapmaktayım. Derken bu sırada aday oldun sayın başkanlığa. Evet, bu sırada yani Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulunduğum için yani siyasete atılmış olduk. Mürsel Bey de görevinden işte artık yani şeyimi tamamladığımdan dolayı nöbet değişimi yaptığından bir boşluk oluştu. Biz de dedik bütün şartları taşıyoruz. Dernekteki arkadaşlarımız, hemşehrilerimizin desteğiyle il başkanına bir daha biz de aday olarak dedik. Aday olduk. İnşallah hayırlısı olur. Hak eden arkadaşlarımız, çok güzel arkadaşlarımız var aday adayların içerisinde. Kırıkkale'mize inşallah partimize, teşkilatımıza yararlı olur. Diğer arkadaşların da yararlı olacağına inanıyorum. Hakkımızda hayırlısıysa olsun. Hemen şunu soralım. Evet. Basit bir sorumuz ama niçin aday oldunuz? Ne eksikleri gördünüz? Kırıkkale'de daha ileri neler yapmak istiyorsunuz? Ben niçin aday oldum? Evet. Kırıkkale'de şöyle bir bizim son zamanlarımızda işte birleştirici olmak adına aday oldum. Yani belediye başkanlarımız olsun, eski yeni teşkilat üyelerimiz, başkanlarımız olsun, eski vekillerimiz, yeni yönetim, eski yönetim, kurucularımız hepsini bir araya getirecek bir kişi olarak kendimi gördüm. Dolayısıyla birlik adına aday oldum. Kırıkkale'de yapabileceğim 2019 seçimleri AK Parti için ve ülkemiz için, milletimiz için, ulusumuz için çok önemli. Dolayısıyla reisimiz buna başını koydu. Biz de reisimizin arkasındayız. 2019 seçimlerinde daha güçlü çıkmak adına, daha mücadele etmek adına yeni bir yapılanma, yeni bir teşkilat. Biz de bunu yapacağımıza inandık. Aday olduk. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu yola çıktık yani. Evet, Kırıkkale'ler sizi dün iyi karşıladı sayın başkan. Bir ekip olarak geldiniz. Biz de oradaydık. Adaylığınız açıklaması sırasında işte temayla ilgili. Biz de oradaydık. Ekibiniz de geldiniz. Ekip çalışması yapacaksınız. Ekip çalışması. AK Parti'nin en önem verdiği teşkilat. Bunu gördüğüm için ekibi olmayan siyasette yol alamıyor. O yüzden bir ekip çalışması yaptık. Ekip çalışmasıyla iyi bir kalabalıkla teşkilata gittik. Adaylığımızı belirledik. Temayül yoklamasına girdik. İnşallah iyi bir netice alacağımızdan eminiz. Büyüklerimizin takdiri. Temayül nasıl geçti başkanım? Temayül çok güzel geçti. Evet, çok güzel geçti inşallah. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Kırıkkale'de? Kırıkkale'de durmak yok, yola devam. Evet. Başkanım, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Zahmet verdim İsmail abi. Hakkınızı helal edin. Sağ olun.